Merhaba Kansas Silah Tarsaranları, ben menajeriniz Kaptan Flygon ve yanında yardımcı asistim Pikachu var. Bugün Türkiye Draft Ligi'nin 4. hafta maçında Striker Blaziken'e karşı geleceğiz. Ama ondan önce takım konuşmasını yapmak için buradayız takımla beraber. Arkadaşlar şimdi bir kere şunda anlaşalım. Rakibimiz lig sonuncusu olabilir ama çok tehlikeli bir takım var ve bizi yenerekten lig sonuculuğundan yukarı tırmanmak isteyecektir. O yüzden hafife almak yok. Cıvımak yok. Maçı tüm ciddiyetimize gireceğiz ve kazanmaya çalışacağız. Çünkü bize yakışan bu. Çünkü taraftarın bizden istediği bu. Liderliğimizi aldığımız gibi kaybetmeyeceğiz. En azından ligin sonuna doğru lider götürmeye çalışacağız. Kay, senden başlayalım. Geçen hafta da geldin. Geçen hafta iyi iş çıkardın. Fena değildi. En azından beğendim seni. Rakibim eğer Stealth Rock yaparsa Rapid Spin'le onlardan kurtul. Mach Punch'ın var, Stone Edge'in var, Protect'in var. Protect'in çok önemli çünkü rakibin bir Mega Lopunny'si var ve o Mega Lopunny zıplayıp insanlara tekme atmayı çok seviyor. O Protect'le sen onu engellemelisin. Sana tekme atmasını engellemelisin. Flash bugün geçen haftanın ardından sahadasın, biliyorum. Geçen hafta seni oynatmadığım için birazcık hayal kırıklığına oynadım ama geçen hafta senin için iyi bir gün değildi. İyi bir maç değildi. Bu hafta sana çok güveniyoruz çünkü rakibimin Togekiss gibi gıcık, sağdaki diğer Pokemon'ları gıcık eden bir Pokemon'u var ve sen onu korkutuyorsun. Togekiss'in o gıcık Togekiss'i rahat bırakma, ondan kurtul. Zaten geri olarak, yani gerisini biliyorsun. Yapman gerekeni biliyorsun. Bugün daha sert vuracaksın her şeyi çünkü special atağını daha yüksek yaptık bugün normalin hızından. Hızın yerine special atan daha yüksek yaptı. O yüzden bugün her şey daha sert vuracaksın. Ape Crazy. Bak bugün seni cidden öfkeli gördüm ve buna ihtiyacım var. Bu senden görmeyi sevdiğim öfkenin aynısı. Geçen hafta da bunu gösterdin ama bu hafta daha da öfkelisin. Yanıyorsun resmen. Resmen yanıyorsun. Hazır bu kadar ateşliyken o ateşin rakibinin takımına yönlendir ve seni tutan hiçbir şey yok. Seni tutan hiçbir şey yok. Vurabildiğin kadar sert vur. Seni kimse engelleyemez. Bu konuda sana güveniyorum. Vurabildiğin kadar sert vur rakibin takımına ve birazcık o defansif duvarında delikler açmaya çalış. Kyrie. Biliyorum bu hafta birazcık senin haftan olmayabilir ama yine de sana ihtiyacımız olduğu için seni getirdim. Yine çok güzel görünüyorsun. Eğer o çamaşır makinesi rotomu gelip sana karşı wall switch yapmaya çalışırsa mirror kotun var. Bunun dışında rakibin diğer special vuran Pokemon'larına karşı Ice Beam, Skull tarzı şeyler yaparsın. Eğer Flygon gelirse Ice Beam yapmana ihtiyacımız var. Flygon gelirse çünkü birazcık sana bakıyor olacağız. Biliyorum ben de Kaptan Flygon'um ama o Flygon bizim Flygon'umuz değil. O Flygon senin sevdiğin, senin beğendiğin Safira değil. Safira'nın kopyası o, çakması o. O yüzden onu, Safira'yı taklit ettiği için Ice Beam'le cezalandır. Osborne. Landorus'tan kurtuluyorum. Sen gelip yukarıdan uçmaya başlıyorsun. Bak bu hafta ilk kez geleceksin ve bu hafta cidden iyi şeyler yapmanı bekliyoruz. Oradaki hayranlar da bekliyor. Landorus'u hiç aratmaman lazım. Çünkü Landorus'u getirmeye bu kadar. Kane'i getirmeye bu kadar yakındım Osborne. Kane'i getirmeye bu kadar yakındım. Hatta Azura'yı bile getirecektim. Ama onları aratmaman lazım. O hayranlara, oradaki duran hayranlara ne yapacağını göstermen lazım. Ve bana da kendini kanıtlaman lazım. Çünkü bu hafta senden beklentiler yüksek. Daski, biliyorum şimdiye kadar birkaç şey getirirsin ama hala o spot ışını alamadın. Bu hafta o spot ışını almaya çalış. Sen de birazcık sinirleniyorum. Kendi sinirlenmiş gibisin. Sen de kendisinden mi? Evet, o spot ışını alamadığın için sen de kendisinden. Evet, Daski de kendisinindenmiş. Daski, bu hafta sana güveniyorum. Bu hafta iyi bir iş çıkaracaksın. Bunu ben hissedebiliyorum ve o yüzden sana güveniyorum. Takım, dediğim gibi bu hafta iyi bir hafta olmalı. Kazanmak zorundayız. Lig sonuncusuyla oynuyoruz ama kendisi iyi bir eğitmen. Özellikle Blaziken iyi bir eğitmen. Takımı da güçlü. O yüzden lig sonuncusu olsun olmasın sanki ligde herkes aynı puandaymış gibi oynamak zorundayız. O yüzden rakibimizi ciddiye alacağız ve yenmeye çalışacağız. Bas Riveltas! Merhaba Kansas Riveltas'ları, ben Kaptan Flygon ve yanımda yardımcı asistanınız Pikachu ile beraber bugün Türkiye Draft Ligi'nin 4. hafta maçında Striker Blaziken'e karşı geleceğiz ve Striker Blaziken'in koçları Mert veya daha çok bilinen adıyla Blaziken'e karşı geleceğiz. Takım kurma rehberini, takım kurma videosunu izlemediyseniz kartlar kısmında olacaktır. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. İzlemenizi öneririm. Şimdi rakibim lig sonuncusu ama takımı çok iyi. Kendisi de çok iyi. Kendisi de çok harika bir insan. Blaziken kanalı izliyor uzun zamandır. Çok harika biri. Ve iyi de bir Pokemon eğitmeni. Sadece lig başlarından beri şans birazcık onunla olmadı diye düşünüyorum. O yüzden bugün o da mahkus mu dönüyor? Kötü talihini kırıp bize karşı kötü talihini kırıp galip gelmek isteyecektir. Takımımızı seçtik. Takımımız takım kurma rehberini geçenler için tekrardan söyleyeyim. Takımımızı Kai Hitmon topumuz, Flash Jolteon'umuz, Ape Crazy Infernape'imiz, Kyrie Milotic'imiz, Osborne ilk defa gelen Noivern'ümüz ve Dusky Vivillon'ımız var. Sizce #MVP yazarak yorum kısmında bu maç bizim için MVP'nin kim olacağını tahmin etmeye çalışın. Gerçi rakibin takımını gördükten sonra daha kolay tahmin edebilirsiniz. Rakibin takımı seçmesini bekliyoruz. Ben de o sırada not almak için ayarlayayım kendime. Bakalım sizce şimdi rakibin takımına bakalım, öyle yazın tahminlerinizi. Rakibim Mega Lopunny'si, Snorlax'ı, Togekiss'i, Weezing'i, Chandelure'u ve Flygon'u getiriyor. Flygon'u getireceğini beklemiyordum. Flygon'u getireceğini beklemiyordum ama Flygon'u getirmesi bizim için iyi bir şey. Sizce #MVP yazarak bizim takımımızda kim MVP olacak tahmin etmeye çalışın veya Blaziken'ın, Striker Blaziken'ın sahanda kim MVP olacak tahmin edebilirsiniz. Şimdi bir kere şeyi getirmemesi, Serperier'i getirmemesi beni aşırı rahatlattı. Çünkü Serperier'e karşı ben bayağı hazırlanmıştım. Aslında Kayla mı başlasam ya? Neyle başlayabilir? Snorlax'ı getireceğini beklemiyordum. Şimdi neyle başlayabilir? Lopunny ile başlayabilir. Lopunny ile başlayıp Fake Out'a gidebilir. Flash ile başlayalım. Ape Crazy. Evet, Flash ile başlayabilirim. Çünkü Flygon'u acaba değiştirir mi Flash'a karşı? Hidden Power Ice'dan korkabilir. Hidden Power Ice'dan korkabilir. Ama Lopunny ile başlayacağını düşünüyorum. Gerçi o zaman şeyle başlamam lazımdı. Infernape ile başlamam lazımdı. Bir dakika, takımını yazmayı unuttum. Mega Lopunny, Snorlax, başka Snorlax, Lopunny, Chandelure, Flygon, iki tane daha Pokemon vardı. Neydi onlar? Togekiss vardı. Ki şu an iyi bir başlangıç oldu bizim için ve Shiny Togekiss'le başlıyor. Bir şey daha vardı. Weezing olmalıydı. Bu arada rakibim Tyranitar'ı ve Rotom boşunu getirmemesi benim için bir sürpriz oldu. Maçın bu aşamasında hiç düşünmeden oynamak istiyorum. Ball Switch'e gideceğim. Flygon'la başa çıkabiliriz. Şimdilik sadece bir Ball Switch'e gidelim. Boğazım kötü oldu. Bir dakika. Tamam, şimdi daha iyi işte. Şimdi normal sesime kavuştum. Togekiss'i var. Scarf olma şansı var. Scarf ise benden hızlıdır. Hidden Power Ice'a gider miyim gitmez miyim diye düşünüyor şimdi. Bence sırf o yüzden Flygon'u değiştirmeyecek. Sırf Hidden Power Ice'dan korktuğu için Flygon'u değiştirmeyecek. Umarım Flygon değildir. Snorlax'ı değiştiriyor. Tamam, Hidden Power Ice'e gitmememiz bizim için iyi bir şey. Snorlax bu Wall Switch'i iyi kaldıracak ama Modest'im ve Choice Specs'im. Tamam, Snorlax bunu beklediğimden çok daha iyi kaldırdı. Şimdi... Kaya gidip Intimidate'le atağını düşürebiliriz. Ama Mach Punch Snorlax'ı öldürmez. Mach Punch kesinlikle Snorlax'ı öldürmez. Hitmontop, Kai... Şimdi Snorlax'a Curse seti yapıyorsa bir kere sıkıntıdayız. Bir kere öyle bir şey varsa sıkıntıdayız çünkü Mach Punch çok az vuracaktır demek. Infernape'e gidelim. Infernape'e gidelim. Şimdi Infernape, Ape Crazy. Close Combat kesinlikle öldürür bu açıdan. Ama Close Combat'ı tahmin edip Togekiss'e, Weezing'e veya Chandelure'a değiştirebilir. O yüzden U-turn yapalım. Snorlax bu kadar erken kaybetmek isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Close Combat bu açıdan kesinlikle öldürür ve o da bunu biliyor. O da bunu kesinlikle biliyor. Rakibim de Close Combat'ın bu açıdan öldüreceğini kesinlikle biliyordur. Infernape, Adamant. O yüzden U-turn'a gideceğim. Eğer değiştirmezse ve Curse gibi bir şey yapmaya çalışırsa Hitmontop'la gelip bu sefer Mach Punch'a gitmemiz gerekecek. Veya Osborne'la Focus ne vardı? Focus Blast vardı. Evet, Focus Blast'a gitmemiz gerekecek veya Osborne'la. Ki büyük ihtimal değiştirmezse ya Curse yapacak ya da Earthquake yapacak. O yüzden Osborne'la gelmek iyi bir sebep olabilir. Ama Focus Blast tutar mı? Focus Blast genelde Focus Miss değiştiriyor. Tamam, burada U-turn'le yine avantaj elimize alacağız ve Togekiss'e gidiyor. Tamam, Shiny Togekiss. Ape Crazy U-turn'e gitti. Leftovers mı yok mu diye görebiliriz burada. Duskie'ye gitmekte nasıl hissediyorum? Duskie Weavile. Şimdi bir dakika, Togekiss'e bakalım. Togekiss'e bakalım. Bu bana support seti gibi geliyor. Evet. Weavile. Dusky Weavile'ımız. Togekiss'e Icicle Crash'le öldürmez. Icicle Crash bile öldürmez. Wow. Birazcık daha hasar vermeye başlamamız lazım. Duskie'yi daha atmak için erken diye düşünüyorum. Flash'a gideceğim o yüzden. Flash'a mı gideceğim? Şimdi Flash Flygon'u çekiyor. Flash'a gidelim. Flygon'a karşı değiştirecek şeylerimiz var. Flash'a gidelim. Flash'a gidelim, evet. Ve Leftovers'ı görüyoruz. Togekiss defansif. Shadow Ball'a gideceğim burada. Çünkü Flygon'un gelmesini bekliyorum. Keşke takımındaki büyük bir eksik Star Trek kuran kimseyi getirmedim bu maç. Yani Infernape'i getirdim ama o da Star Trek bilmiyor. Bu büyük bir eksiklik olacak. Çünkü Star Trek olsaydı şu an çok avantajlı olurduk. Özellikle bu Togekiss'in gelip geri çıkmalarını düşünürsek. Togekiss'i değiştiriyor. Flygon'a gittiğini düşünüyorum. Snorlax'a gidiyor. Shadow Ball hiçbir şey yapmayacak. Tamam, şimdi Shadow Ball'a kilitli kaldık. Kaya gitmek en mantıklı şey. Defansif Pokemon'umuz Kaya gidelim. Intimidate atağını düşüreceğiz Snorlax'ın. Curse yapmaya başlayabilir veya umarım belli duruma gider diyecektim. Curse yapıyor. Evet, Curse Snorlax başladı. Curse Snorlax başladı. Şimdi Hitmontop o kadar az vuruyor ki. Hitmontop'a Mach Punch yerine başka bir şey vermeliydim. Mach Punch yerine kesinlikle başka bir şey vermeliydim ama Mach Punch'a gideceğiz. Close Combat'tan korkup değiştirebilir. Close Combat olsa öldürür müydü acaba? Close Combat öldürmüyor. Close Combat da az vuruyor. Değiştiriyor, tamam. Güzel. Güzel. Togekiss. Togekiss'e gidiyor. Togekiss'e gidiyor. Mach Punch'a gittik. Bu çok az vuracak. Ha, Star Trek'a çok ihtiyacımız vardı maç. Bu maç Star Trek getirmemek en büyük hatayı yaptım. Şimdi Kay'ın aslında defansif olduğunu gördük Togikiss'in. Milotic. Evet, Milotic. Milotic'e gidelim. Special defansif duvarımız Kyrie'ye gidelim. Bu maç uzun sürecek. 10 dakika geçti ve henüz hiçbir Pokemon'umuz zayıflamadı bile. Dazzling Gleam yapıyor. Ve beklediğimden fazla vurdu. Special defansif yaptım seni değil mi ya? Ice Beam herhangi bir şey çekebilir. O yüzden Scald'a gidelim. Belki burn alırız. Çünkü Ice Beam Chandelure'u çekebilir. Gerçi Chandelure'u Kyrie'ye karşı değiştireceğini düşünmüyorum ama. Marvel Scale'im aktive olacak. Bu iyi bir fikir mi? Sanmıyorum. Kyrie Marvel Scale'le daha tehlikeli. Scald'a gidiyor. Burn'u alırsa güzel olur. En azından bu Togekiss'in birazcık canını götürmemizi sağlar. Ve Burn'u alıyoruz. Güzel. En azından Leftovers'ı nötrledik. Dazzling Gleam, Thunder Wave, Air Slash'ın olacağını düşünüyorum. Bir dakika, Paraflinch yapacaktım benim. Beni Paraflinch yapacak. Bu işte korkunç. Miracle Ice Beam. Ice Beam'e gidelim. Paraflinch'e başlayacak. Air Slash. Ice Beam, tamam, flinch olmadık, güzel. Burada Roost'a gidebilir. Burada Roost'a gideceğini düşünüyorum, o yüzden... Şu an Dusk'e gitmek için en iyi vakit burada Roost'a gidecek. Roost'a veya Air Slash'e gidecek. Şu an Dusk'e gitmek için en iyi vakit. Baskımızı hissettiriyoruz ve Roost'a gidiyor. Tamam, doğru tahmin etmişiz. Şimdi Icicle Crash yemek isteyen bir şey var mı acaba? Rakibimin takımında. Weezing olabilir. Snorlax belki değiştirir ama Snorlax'ın da canı yavaş yavaş gitmeye başlayacak. Ice Skull Crash'e gidiyoruz. Togekiss'in Scarf olmadığını biliyoruz. Ve Dusky bakalım Ice Skull Crash'le ne kadar vuracak gelen Pokemon'a. Belki Togekiss'i sağda bırakır. Maç nedense şeye kalacak gibi hissediyorum ya. Focus Blast'ın vurup vurmamasına kalacak Snorlax'a. Bunu hissedebiliyorum. Maç Focus Blast'ın vurup vurmamasına kalacak. Ve büyük ihtimalle vurmayacak gibi geliyor. Curse Special Defense arttırmıyor değil mi? O yüzden her zaman Stockpile Belly Drum setini tercih edelim. Atak ve defansı arttırıyor. Bir kadem arttırıyor. Tamam. Weezing'e gitti. Bakalım Weezing bu Ice Cold Crash'ı nasıl kaldıracak? Weezing çok defansif bir Pokemon. Ama ben de Adamant Life Orb'um. Şimdi bir dakika. Weezing'i burada öldürme şansımız var mı? Weezing'i burada Knock Off. Knock Off'u öldürecek gibi. Çünkü Ice Crash 45 vurduysa Knock Off 50'lerde bir şey vuracak. Alternatif olarak başka şeyler de yapabilirim ama. Ben burada Weezing'den kurtulma fırsatını kaçıramam. Knock Off'a gidiyorum. Will-O-Wisp ve yanacaksak yanacağız. Knock Off'a gidiyoruz. Umarım öldürür. Oh hayır, bu öldürmeyecek. Bırak yalnız. Toxic Spikes yapıyor, güzel. Weezing'in itemi Rocky Helmet'ı. Artık kalmadı itemi. Bir Knock Off'a daha gideceğim. Değiştirmek istiyorsa değiştirsin. Knock Off buradan öldürecek zaten Weezing'i. Knock Off'un Lopunny'yi çağırabilir. Ice Cold Crash'e gitmem ama Ice Cold Crash'e kaçırabilir. Knock Off'a gidiyorum. Toxic Spikes, bir kademe Toxic Spikes var. İki kademe olmasına izin vermeyeceğim. Knock Off'a gideceğiz. Evet, bu maç zorlu. Bu maç kesinlikle zor. 16 dakika oldu ve henüz 12. turda hiçbir Pokemon ölmedi ve Weezing'den ilk kurtulan biz olacağız. Weezing gidiyor. Eğer Chandelure'a giderse Chandelure Scarf'tır. Eğer Lopunny'e giderse işte o birazcık problem. Çünkü Dusk'e ihtiyacımız var. Dusk'e ihtiyacımız var. Lopunny'e gidiyor. Lopunny'e gidiyor. Fake Out taşıyor mudur? Taşıyordur diye düşünüyorum. Kaya gidelim. Lopunny için Kay vardı. Kaya gidelim. Poisonlanacağız. Toxiclenmeyeceğiz. Poisonlanacağız. Intimidate ile atan düşüreceğiz Lopunny'nin. Ve Mega Lopunny olacak. Fake Out'a gideceğini düşünüyorum içten. Fake Out'a gideceğini düşünüyorum. Fake Out'a gidiyor, tamam. Leftovers'tan canımız da olacak. Poison Leftovers'tan dolan canımızı geri götürecek. Ha ve maç bizim için giderek zorlaşıyor çünkü takımımız giderek zayıflıyor. Şimdi Stone Edge'e gideceğim. Çünkü Togekiss'in geleceğini düşünüyorum. High Jump Kick öldürmeyecek bu açıdan ve eğer High Jump Kick'e giderse bir sonraki tur Protect yapabilirim. Togekiss'ten kurtulmamız lazım. Togekiss'ten kurtulmamız lazım. Ve büyük ihtimalle bunun anahtarı Osborne olacak. Togekiss'ten kurtulduktan sonra Osborne oyunu açabilir. Lopunny'yi değiştiriyor. Bakalım Stone Edge umarım tutar. Hadi Stone Edge. Togekiss'e karşı tut. Tut. Lütfen kaçırma. Hadi. Kaçırıyoruz. İşte bu beni üzdü. Toxic Spikes vurmasının şöyle bir olayı var. Beni paralyze edemez. Toksikleneceğim zaman. Flash'e gidelim. Takımımız giderek zayıflamaya başlıyor. Oyunu bir yerde açmamız lazım. Poisonlanacağız. Tüm takım poisonlanacak. Dazzling Gleam kaldırabiliriz. Leftovers'tan canı dolacak. Şimdi iyi ki Focus Sash olan bir şey gitmem. Wall Switch'e gidelim. Snorlax'ı mı değiştirir? Snorlax'ı değiştirir herhalde. Şimdiye kadar Snorlax'ı değiştirdi, o yüzden Snorlax'ı değiştirir. Tüm takım poisonlanacak. Osborne ve Kyra dışında, çünkü Kyra çoktan paralyze, Osborne da yerden yüksekte olduğu için. Değiştirmiyor. Ve bu neredeyse öldürmeye yetecek. Şimdi Dazzling Gleam'e gidiyor. Büyük ihtimalle Dazzling Gleam'e gidiyor. buna göre oynamamız lazım. Kyra'ya karşı Roost yapabilir. Dazzling Gleam'e göre oynamamız lazım. Dazzling Gleam'in öldürmeyecek şey Ape Crazy. Dazzling Gleam'in öldürmeyeceği tek şey Ape Crazy. Dazzling Gleam'i gördük. Air Slash'i gördük. Maymuna gitmemiz lazım gibi. Çünkü Dazzling Gleam Osborne'u öldürür. Dusk'yi kesinlikle öldürür. Milotic Togekiss'ten hızlı değil. Hep Crazy'e gitmemiz lazım. Canımız gidecek. Bayağı canımız gidecek. Ve toksikleneceğiz. En iyi hareket burada U-turn yapar. Dazzling Gleam'e gidiyor. Tamam. Nötr vuracak, öldüreceğini zannetmiyorum. Tamam. Tamam. Bununla yaşayabilirim. Şimdi burada doğru olan oyun Flare Blitz olmayacak. Stone Edge olacak. Stone Edge kaçır... Eğer Togekiss kalır ve Stone Edge kaçırırsa çok kötü bir senaryodayız. Çünkü boşu boşuna Ape'in bu kadar canı gitti ve Ape'in bu kadar canı gitmesi hoş değil. Ape'in bu kadar canı gitmesi hoş değil. Eğer Hitmontop o şeyi vursaydı, Stone Edge'i vursaydı iyi olurdu. Çünkü bu Togekiss'ten kurtulduktan sonra işimiz çok kolaylaşıyor. Ya Star Trek'ımız olsaydı evet. Star Trek getirmek benim hatam. Star Trek'i kesinlikle getirmem lazımdı. Star Trek'i kesinlikle getirmem lazımdı. Star Trek'i kesinlikle getirmem lazımdı. Stone Edge'e gidiyoruz. Bakalım. Bir dahakine Stone Edge yerine Rock Slide kullanacağım. Bu gidişle bir dahakine Stone Edge yerine Rock Slide kullanacağım. Eğer Stone Edge kaçırır ve Roost'a giderse işte o zaman. Gerçi o zaman Flare Blitz'e gitmem lazım. Ama Flare Blitz bayağı canımızı götürecek. Zaten canımız az kaldı. Stone Edge. Evet. Güzel. Tamam. Togekiss'ten kurtuluyoruz. Tamam. Tamam. Togekiss de gitti. Lopunny, Snorlax, Chandelure ve Flygon kaldı. Bu Stone Edge kaçırsa kötü olurdu. Bu Stone Edge kaçırsa kötü olurdu. Snorlax büyük ihtimalle Chestoberry. Snorlax büyük ihtimalle Chestoberry. Gerçi Chandelure'dan kurtulursak Infernape gelip kendi Flare Blitz'e kitleyip bir şeyler yapabilir. Şu an maçta öndeyiz ama maçta bu kadar önde olmayacağız işte. Fake Out toksik kombinasyonu beni öldürür. Bunun farkındayım. O yüzden burada Kay'a gideceğim. Kay. Şimdi Scarf olan sadece Ape Crazy vardı bunun takımda. Evet, Life Orb şeydi. 2 tane Life Orb'umuz var. Vivillon ve Osborne olarak 2 tane Leftovers'ımız var. Bir tane Scarf'ımız var. Bir tane neyimiz var? 2, 4, 6 aynen bir şey daha olması lazım. 2 Leftovers, 2 Scarf. 2 Scarf mı var? Hayır, bir tane de Spex'imiz var. Flash Specs. Fake Out'a gidiyor yine. Şimdi Stone Edge'i değiştirmek isteyeceği bir şey var mı? Ups, bakalım ne kadar... canım çok azalmaya başladı. High Jump Kick'e gidebilir. High Jump Kick'e gidebilir. Hitmontop. Kay, bir de Lopunny. Eğer High Jump Kick'e giderse işte o zaman... Bu açıdan High Jump Kick beni öldürecek. Protect'e gidiyorum. High Jump Kick'e gideceğini düşünüyorum. O yüzden Protect'e gidiyorum. Umarım High Jump Kick'e gider. Umarım High Jump Kick'e gider. Umarım High Jump Kick'e gider. İki duvarından da kurtulduk ama sanırım. Evet, hadi High Jump Kick'e git. Hadi High Jump Kick'e git. Hadi. Return yapıyor. Uuu. High Jump Kick yapmadı. Return yaptı. Tamam, burada Mach Punch'a gidiyorum. Bir dakika, Rapid Spin yapabilirdim. Mach Punch Lopun'un bayağı canını getirecek ve Return'a gideceğim burada. Kai gidecek burada Return'a kesinlikle, evet. Bay bay Kai. Bay bay. Şimdi Lopun'dan hızlı tek Pokemon'um var. İşte, o da büyük bir problem. Revive. Ice Crash'le. Ice Shard'la ne kadar vursun Lopun'u? %42 vuruyor. Bu da benim için yeterli değil. Ape Crazy'e gitmem lazım. Tekrardan Ape Crazy'e gitmem lazım, evet. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Tekrardan Ape Crazy'e gitmem lazım. Ve... Chandelure'a değiştirme şansı en azından. Close Combat Scarf'ın. Belki kalacaktır sahada ama Scarf olduğumu biliyordur. Diye düşünüyorum. İki takım da zayıflamaya başladı. Benim takım daha çok zayıflamaya başladı. Flygon, Chandelure daha sahaya bile değmedi. Ve Flare Blitz'e gidemem çünkü AP'ye ihtiyacım var. Maymuna ihtiyacım var. Yine de her şey Focus Blast'e gelecekmiş gibi geliyor. Her şey Focus Blast'ın tutup tutmayacağına gelecekmiş gibi geliyor. Aa, oraya gelmemesini sağlamam lazım. Kesinlikle. Pikachu bize iyi şanslar dile. İyi şans dileklerini dile bize. Değiştiriyor, tamam. Umarım Chandelure'a gitmezsin. Flygon'a gidiyor. Tam Flygon güzel bir Close Combat. Shiny Flygon. Close Combat'a gittik. Ve... Neredeyse tek atıyordu. Şimdi Flygon Scarf olabilir. Burada yapacağım tek bir hareket var. Marvel Scale'ın güzel yanı bu. Şu an Milotic'e gidebilirim. Ve Marvel Scale sayesinde defansım da arttığı için Flygon fizikal ofansif olsa bile fazla vurmayacak. Bu arada Kansas Siveltas'ın renkleri siyah kırmızı diye. Ben de siyah kırmızı gömlek giydim. Sizin de siyah kırmızı eşyalarınız varsa giyebilirsiniz maçları izlerken. Artık Kansas Siveltas maçlarının hep bu gömleği giyeceğim. Teknik direktörlük gömleğim benim. Takımın teknik direktörü olarak bu gömleği giyeceğim. Bu arada ihtimal olarak Rapid Spin yapabilirdim Spikes'ten kurtulmak için. Flygon'dan kurtulsak kim iyi vakit geçirecek biliyor musunuz? Flash. Thunderbolt. Delik açana kadar. Ama AP ihtiyacımız var. Ape Chandelure gittikten sonra maçı kazandırıyor. Ape Chandelure gittikten sonra maçı kazandırıyor. Tamam, değiştireceğiz. Git bakalım Kayri. Stone Edge yapıyor. Kaçırmıyor. Şimdi bu açıdan Skull'da gitmem için hiçbir nedenim yok. Skull'da gideceğim. Mega Lopunny, Snorlax'ı yakabiliriz. Snorlax'ı yakarsak bir kere rest yapması gerekecek. Bu maçın böyle geçeceğini tahmin ediyordum aşağı yukarı, biliyor musunuz? Cidden aşağı yukarı böyle geçeceğini tahmin ediyordum. Bu takımlar, yani rakibin takımının böyle olacağını tahmin etmiyordum ama maçın böyle geçeceğini tahmin edebiliyordum. Çünkü rakibin pikleri çok iyiydi. Blaziken'ın aldığı Pokemon'lar çok iyiydi. Ve benim takımım iyi, yani keyifli vakit geçirmiyor. Özellikle Togekiss, Snorlax ikilisi mahvediyor. Çok sıkıntılı bir ikili. Bu. Mega Sableye, Blissey. Veya Chansey. Mega Sableye Chansey daha beter. Aynen. Mega Sableye Chansey. Chansey'e Knock Off vurmaya çalışıyorsun. Mega Sableye geliyor. Mega Sableye'e Dazzling Gleam vurmaya çalışıyorsun. Chansey geliyor. İkisi de çok sıkıntılı bir ikili. Bir sonraki draftta onları mı alsak acaba? Chansey ile Mega Sableye. Birazcık kanser oynayabiliriz. Skull'da geçen Flygon'u öldürecek. Earthquake yapıyor. Son bir hasar. Scarf değilmiş bu arada Flygon'u. Aslında Recover'a gitmem lazımdı. Scout Flygon'u götürecek. Milotic Leftovers'tan birazcık canını dolduracak. Şimdi Milotic'i burada ölmeye bırakabilirim. Milotic'i cidden burada ölmeye bırakabilirim. Eğer Snorlax'a gitmezse. Lopunny'e gidiyor. Recover'a gitmeye çalışacağız. Recover'a gitmeye çalışacak çünkü Fake Out yapacak. Biliyorum Fake Out yapacağını. Ama yapacak bir şeyim yok. Recover'a gitmeye çalışacağız. Mega Lopunny güçlü bir şey. Mega Lopunny güçlü bir Pokemon. O yüzden Recover'a gitmeye çalışacağız. Şimdi olacakları söylüyorum. Fake Out yapacak. Flinch'i alacak. Ardından Return'u öldürecek büyük ihtimalle. Direkt Return yaptı. Bundan yaşayıp Recover'a gidebiliriz. Recover. Tamam işte bu. Bu güzel. Fake Out gelmedi. Recover geldi bizden. Tam bu harika. Bizim için en iyi senaryo şu an. Fake Out'a gitmesi lazımdı. Skull'da gitseydik o zaman harika olurdu. Şimdi gidelim Skull'da. Büyük ihtimalle Chandelure için Milotic'in gitmesini istiyor. Ama Milotic, Kairi o kadar kolay kurtulabileceğiniz bir kız değil. Bayağı vakit geçti. 32. dakikadayız maçın. Genelde maçlar bu sırada bitiyordu. High Jump Kick diyor, kaçırır mı? Kaçırmaz. Öldürür mü? Öldürmeyebilir. Marvel Scale'im var. Evet, Scald. Hadi Milotic. Burn, burn. Yak. Evet. Bugün şans bizden yana. Son edge kaçırdıktan sonra bugün şans bizden yana. Şimdi tamam. Enerji bu açıdan bir enerji bol beni öldürecektir. O yüzden Recover'a gidiyorum. Kairi görevini yaptı. Lopunny'e karşı burn'u aldı. Burada artık Kairi'nin her ne kadar çok sevsek de bir belki Recover yapabiliriz. Kairi bizim için bayağı iyi. Bayağı iyi iş yaptı şu an. Aferin sana Kairi. Bir şey merak ediyorum. Acaba Noivern'den gelen Focus Blast dışında bir şey Snorlax öldürür mü? Noivern'den gelen Focus Slash dışında bir şey. Focus Blast bile öldürmüyor değil mi Snorlax'ı? Bir dakika, Focus Blast Snorlax'ı öldürmüyor mu? Snorlax çok sıkıntılı bir şey. Rakibimin az önce hangi harekete gittiğini göremedim. Ama Daski'ye gideceğim. Çünkü Ice Shard var. Ve Poisonlanıyoruz. Ve Life Orb'umuzla beraber bu bizim için sıkıntılı bir ikili olacak. Ama Ice Shard'a gideceğiz. Ve Mega Lopunny'den de kurtuluyoruz. Poison'la beraber canımız gitmeye devam ediyor. Şimdi en iyi senaryo Snorlax'ı değiştirmesi olur ama Chandelure'a değiştiriyor tabii ki de. Ve Chandelure'un büyük ihtimalle Scarf olduğunu düşünüyorum. Ama burada yapacağımız bir şey yok. Pokemon'ları yavaş yavaş feda etmeye başlamamız lazım. Knock Off'a gidiyoruz. Değilmiş. Wow. Focus Sash. Şimdi burada Trick Room bitene kadar stallamamız gerekecek. Bir Knock Off'a daha gidiyorum eğer Snorlax'a değiştim. Snorlax'a son anda sweep yapalım. Bir dakika şimdi. Trick Room yaptı. Tabii ki de aşağıda gitmem lazımdı. Yanlış oynadım. Bir dakika, Trick Room geldi. Flamethrower, Trick Room. Osborne'a gideceğiz. Yalnız maçı şu an çöpe atmış olabilirim. Osborne'a gidelim. Shiny Osborne ilk kez sahaya geliyor. Sallayabildiğim kızlar sallamaz mı? Air sayış yapacağız. Hidden Power... Oh, hayır, Hidden Power Ice değil. Hidden Power Ice! Mahvoluyoruz şu an. Şu an kaybettik. Ay, şarda gitmişim, maçı verdi. Çünkü hala var. GG. GG. Thunderbolt yapalım. Flamethrower'ı öldürecek burada. Hidden Power Ice. Flamethrower. Aslında Osborne'dan önce Flash'ı kurban etmem lazımdı. Ama bir şey fark etmezdi. Infernape Scarf olduğu için hiçbir şey fark etmezdi. Flamethrower yapıyor. Flash yaşamayacak. Ve Trick Room normalde dönmeyecek zaten. Neden Trick Room 3 tur diye düşünün. Trick Room Chandelure. GG. Bunun geleceğini görmedim. U-turn yapalım. Shadow Ball. GG. Evet, lig sonuncusuna yenildik. İlk yenilgimizi lig sonuncusuna karşı aldık. Yapacak bir şey yok. İyi oynadı. Kesinlikle bu maçı iyi hazırlanmış. Zaten takımı da iyiydi. Kendisi de iyi bir eğitmen. Ve 2-0 yok. 6-4. 6-4 galip geliyor maçtan. 6-4 galip geliyor Blaziken maçtan. Striker Blaziken'sa yeniliyoruz. Ama galiba hala birinciyiz. Çünkü avarajımız hala çok yüksek, o yüzden hala birinciyiz diye tahmin ediyorum. Ama ilk yenilgimizi aldık ligde. Aşağıda gitmişim, beni ısırdı. Aşağıda gitmem lazım. Aşağıda gitsem belki bir şansım olabilirdi. Evet, bu kötü oldu. Snorlax'a kalmadan... Uff. Yine de haftaya gelip kazanmaya çalışacağız ve haftaya lig kurucusu Konka'da karşı geleceğiz. Bu da zorlu bir maç. Bu maçtan sonra özellikle daha çok anlamı bindi benim için, çünkü bu yenilgiden sonra Kansas City Atlas'ın maçı kazanarak geri dönmesi lazım. Bazen kolay geçeceğini düşündüğünüz maçlar kolay geçmiyor. Böyle şeyler olabilir ligde ve rakibim gayet harika oynayarak galibiyet aldı, özellikle Trick Room Chandelure. Tamamen sürpriz olarak yakaladı beni. Yani Chandelure'un Trick Room'u öğrenebildiğini biliyordum ama hani o an onu yapması kesinlikle sürpriz olarak yakaladı. Ben Chandelure'un daha çok Scarf set olacağını düşünüyordum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Blaziken'a da bu maç için teşekkür ederim. Harika bir maçtı. Bunun dışında yenilsek bile bizim için MVP kim olabilirdi? Rakibim için kesinlikle Chandelure'du da. Bizim için MVP kimdi dersek büyük ihtimalle şeydi. Infernape'ti. Ben Milotic diye ya Kyrie ya da Infernape, ya Kyrie ya da Ape Crazy'ydi. Ama maçı getiremedi. İlk kez maçı kaybediyoruz Türkiye Draft Ligi'nde. Ama unutmayın, hala ligde birinciyiz ve hala playoff'lara kalmak için yüksek bir şansımız var, lig birincisi olduğumuzu düşünürsek. Hashtag #BastırRiveltas etiketiyle Türkiye Draft Ligi'nin geri kalan 4 haftasını, 5. 6. 7. geri kalan 3 haftasında bize desteğinizi gösterebilirsiniz. Pikachu, bu yenilgi hakkında uzun bir toplantı yapmanız gerekecek. Bunun dışında videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İyi gün geçirin. Ama ne yaparsanız yapın, fantastik yapın.